Evet, tekrar hoş geldiniz. Gazetelerden sonra değerli bir konuğum var. Tiyatro sanatçısı, sinema sanatçısı da değil mi Erhan Bey? Hayır, değil tiyatro, mi? Tiyatro yeter. Yeter. Tiyatro. Tiyatro sanatçısı Sayın Erhan Yazıcıoğlu. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz böyle artık sanatçıları alıp biraz insanların sanatçı gözüyle memleket meselelerine bakmasını istiyoruz. Dinlendirmek istiyoruz diyeceğim ama öyle bir şey söz konusu olmuyor. Çünkü sanatçı duyarlı oluyor. Duyarlı olunca memleket meselelerini konuşuyoruz. Yine bir yorgunluk söz konusu oluyor. Şimdi öncelikle güncel olanla Erhan Bey başlayalım. İstifa ettiniz görevinizden. Evet. Çeşitli şeyler okuduk bu konuyla ilgili. Aslında orada basit bir istifa yok, görevden ayrılma yok. Neden görevinizi bırakma gereği duydunuz bu kadar tecrübeli, bu kadar önemli bir isim olarak? Doğru bir seçim olarak adımın böyle bir yere yazılması benim hoşuma gitmişti. Büyük bir onur duymuştum. Çünkü tiyatronun en tecrübelisi olarak ben kalmıştım. Ve gerçekten de bir tiyatro askeri olduğumu düşündüğüm için ve onların da beni düşündüğünden ötürü takdirle karşılamıştım. Ve tabii bir takım şartlarla bu görevi kabul etmiştim. Çünkü zor bir süreçti. Tiyatronun yaşadığı, son yıllarda önemsenmeyen sanat olaylarından biriydi tiyatro. Ve bugüne kadar da bütün iktidarlar sanata ve kültüre gereken önemin verilmediğini düşünerek, her şeye rağmen ateşten bir gömleği giyeceğimi bilerek, bile bile ben bu görevi kabul ettim. Figüran olarak bu tiyatroya girmiş biri için ve Muhsin Ertuğrul hayranı olan, onu idolleştiren biri olarak bu görevi belirli şartlarla kabul etmiştim. Bu şartların 2-3 ay içinde düzeleceğini söyleyen sevgili büyüklerimiz, aradan 6 ay geçmişti. Dedim ki sözünüzü tutmuyorsunuz, ben bırakıyorum. Geçen sene 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde. Fakat gençlerden öyle bir infial geldi ki, abi gitme, biz hiçbir şey istemiyoruz. Çünkü tiyatronun yüzü gülmüştü, repertuar çok zenginleşmişti, gençlerimize bir enerji gelmişti. Hal böyle olunca çok duygusal bir biçimde istifadan vazgeçip devam ettim. Yılı bitirdik ve de %90'ların üstünde bir seyirci potansiyeliyle bitirdik. Basının çok büyük ilgisiyle bitirdik ki tiyatro, şehir tiyatrosu ile ilgili en ufak bir yazı çıkmazdı. Eğer özel tiyatrolardan birinde mini etekli bir kızımız bir rol oynuyorsa tiyatrodan söz edilirdi. Ama gerçek anlamda sanatsal bakış açısı olarak şehir tiyatroları gündem olmazdı. Ben bütün tanınmışlığımı da tiyatronun lehine kullandım. Hatta suratımı eskittim diyebilirim. Çünkü her yere çıktım. Her yerde tiyatromun tanınmışlığına çalıştım, tanınmasına çalıştım. Ve bu yılın sezon başı geldi. Ağustos-Eylül aylarında dedim ki babalar ne yapıyoruz? Yani bir yılı doldurduk. Siz bana 2-3 ay demiştiniz. Hala bir şey yok. Hala bir şey yok. Yavaş yavaş sabret. Olacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hiçbir oyun seçimine karışmadılar. Oyun maliyetlerini mümkün olduğu kadar desteklediler. Verdiğim kararlara hep saygı duydular. Okul açtık. Bir sahnemizi Kerem Yılmazer sahnesine okul yaptık. Muhsin Hoca'nın yapmak isteyip o şartlarda yapamadığını yaptık. Onun dışında çocuk tiyatrosuna, gençlik tiyatrosuna, festivallere çok önem verdik. Sıcak bir hava getirdik. İstanbul seyircisi %50'lerdeyken bir anda %90'lara ulaştı. Bütün bunları hatırlattım. Hatta yaptığımız 3 sayfalık bir yapılanlar listesi hazırladık. Bakın dedik, bunları yaptık. Artık sıra sizde. Bize bir el atın. Alt tarafı 3 isteğimiz var. 1, 3 yıldır verilmeyen, birikmiş 6 maaştan oluşan teşvik ikramiyeleri. 2, münhal kadroların hiç değilse 1/3'ünün doldurulması.
ki bu 150 falan var münhal, 50'sini dolduralım dedik. Peki dediler, liste yapalım dediler. İşte yönetmelik değiştirelim dedim, çok aleyhimize. Yani siz bana birinci adam muamelesi yapıyorsunuz ama bu yönetmelikte ben dördüncü adamım. Gelin 5-10 maddesini değiştirelim, yavaş yavaş gidelim. Çünkü tiyatroyu tiyatrocular yönetir ilkesini savunan bir insanım ben. Muhsin Bey'den öğrendiğimiz bunlar. Tamam dediler, çalışmaya başladık. Aylarca yönetmeliğin hangi maddelerine onay verirler, mümkün olduğu kadar usturuplu giderek, hiç gözlerini korkutmadan ve bazı arkadaşlarımızın çok sivri olduğunu düşünerek kadroya yazdığımız birkaç ismi çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü dedim ki 50 kişiyi kurtarayım, birkaç kişiyi harcayalım ama hiç değilse onların da sırası gelir, yumuşatırız, yavaş yavaş onları da dahil ederiz. Ve yönetmelik hazırlığını da yaptık. Aylarca gece gündüz çalışarak. Neticede bütün bu çalışmalarımızın hepsi suya düştü. Bu sezonun başında dedim ki bakın ben 30 Aralık'ta bırakırım. 30 Aralık benim için son gündür. Ha dediler. Daha önce de bırakacaktım, bırakmadın hoca, bırak ya falan dediler. İnanmadılar. Ve ben sürekli hatırlattım. Bakın Ekim geldi, Kasım geldi. Son aya giriyoruz ve siz hala bir şey yapmadınız. Görüştürün beni, kim engel oluyor? Ankara mı? Gideyim, alayım dosyayı gideyim, maliyeye gideyim, başbakana gideyim, cumhurbaşkanına gideyim. Ben dedim sıcakkanlı bir adamım. Hani onlar çok iyi hatip ama ben de fena sayılmam. Türkçeyi doğru dürüst kullanırım. Gelin ben ikna ederim onları dedim. Hiçbir şekilde önümü açmadılar bu anlamda. Ve neticede Aralık başıydı ve o kadar üzüntü arttı ki bende. Çünkü insanlar birbirlerinden borç almaya başladılar. Tiyatro çok zor oyuncuları. Tiyatro oyuncuları, teknisyenler özellikle. Yani televizyonda çalışan 20-30'umuzu bir kenara bırakırsan gerçekten bu maaşlara ihtiyacı olan insanlar var. Ve çoğunlukta bunlar. Ve aldıkları maaş 2-3 bin lira arasında değişiyor zaten. 6 maaşı bir araya getir, 15-20 bin lira arasında bir para. Ki bu para büyük bir para. Birçok kişiye göre büyük para. Dedim ki bakın, birini yapın, şu paraları verin. Ki sizin için en kolay. Para var. Devlet de zengin, belediye de zengin. Şunları verin, kalayım. Çünkü benim takım, arkadaşlarım benim gitmemi istemiyor. Basın istemiyor, eş dost istemiyor, profesörler, dekanlar istemiyor, İstanbul halkı istemiyor. Ben hep her dakika onlarla beraberim. Ve ben de insanım, çok yoruldum ama dayanırım. Şu paraları verin dedim. Sonra devam ederiz. Çünkü dediler ki hükümet kurulsun, seçim bitsin, hepsi bitti, bitti, bitti. Artık Erhan abiyi üzmeyelim, sözümüzü tutalım laflarını duydum ama yapılan hiçbir şey yoktu. Niye yapılmadı Erhan Bey? Yani şu var, tiyatro önemsenmiyor dediniz, ben onu not aldım. Evet. Genel bir devlet politikası mıdır bu, yoksa hani bu süreçte birazcık daha önemsenmediğini düşündüğünüz bir durum var mı? Hiçbir zaman önemsenmedi. Niye önemsenmiyor? Sanat. Yani tiyatro sanatı... Yani kafa yapısı, başka bir şey diyemem. Mesela aynı kafa yapısı birçok ülkede olabilir. Ama düşünün, en azından Almanya sıfırdan, küllerinden doğmuş bir ülke. Ve önce sanat binalarını onararak başladılar işe. Bir de oralarda kuyruk olur. Bakın tiyatro, bu çok önemli tabii. Yani sanattan başladılar yeniden doğmaya. Biz sanatı hep aşağı çektik. Neden? Sanat muhaliftir, eleştirir. Bu eleştiriye tahammülümüz yok. Halbuki eleştiri yapıcı olduğu sürece biz diyoruz ki bize sahip çıkın. Kötü bir şey söylemiyoruz. Gençlerdir, sizi bir dönem kırmış olabilirler. Eleştiri dozunu artırmış olabilirler. Küfürün dışında her eleştirinin yanındayım. Küfür edenleri ben zaten fırçaladım. Sen cumhurbaşkanına küfür edemezsin, başbakana küfür edemezsin, anasına avradına küfür edemezsin. Bu senin haddin değil, sanatçılık inceliğiyle bağdaşmaz diye ben zaten otokontrolü sağlamak amacıyla da bu tiyatronun başına geldim. Ve bütün bunları sağladım. Ve dedim ki bakın,
tiyatrodan ses çıkmıyor. Eleştiriler hep kaliteli düzeyde. Gelin artık bu tiyatro için bir şeyler yapın. Ta ki artık insan neden verem olur sevgili kardeşim? Üzüntüden. Ya da büyük bir aşktan. Bu ikisi de bende var. Büyük aşkım tiyatro, büyük üzüntüm yine tiyatro. Bu insanlar çok mutsuz. 15 saat çalışıyorlar. Benim hatırıma enerjileri her dakika ayakta. Sürekli motivasyon yaptım. Sürekli her daireyi, her birimi dolaşarak, severek, sarılarak, öperek. Ve tiyatro bu hale geldi ve umarım bundan sonra da öyle gider. Ancak o gün artık öksürüğüm artmıştı. Ve ailemden gizli olarak doktora gittim, tomografiye girdim. Tomografide ciğerimde lekeler göründü. Oradan doğru yine tiyatroya geldim. Ben 3 ay önce de bir mide ameliyatı geçirip ikinci gün tiyatroya gelmiştim. Ben orada iyileşiyorum, orada mutlu oluyorum. Geldim, o arada Hürriyet Gazetesi aradı. Dedi ki istifa haberiniz gerçekleşiyor mu, doğru mu? Gayet de bir doğru. Yani nedir sizi buraya getiren dedi. Dedim artık daha ne olsun, ciğerimi yediler dedim. Ciğerimi yediler derken bunu bir argo olarak söylemedim. Gerçekten ciğerim yendi. Ve bu sözlerini tutmayanlar yedi ciğerimi. Bu büyük infial yarattı. Bu hakaretmiş, maksadını aşmış, utanç vericiymiş. Ve sayın müdür sanatçılara ve İstanbul halkına bir mesaj attı. Eren Yazıcıoğlu'nun utanç verici, mesnetsiz, vizyona, misyona uymayan demeçleri bizi üzmüştür diye. Ben de tabii vizyonun, misyonun ne olduğunu anlatan bir cevap verdim. Verirken de benim mesaj kanallarım bile kesildi. Kendi imkanlarımla, kendi telefonumdan bütün sanatçılara ve söz konusu İstanbul halkının üst düzeylerine o cevabı vererek dedim ki, misyon, vizyon bizim anladığımız anlamda budur. Ben kuruma asla zarar vermem. Kurumu ben 17 aydır yücelttim de şu 15 günde mi kuruma zarar verdim diye bir cevap verdim. Yani açıkçası, kısacası sanata, kültüre bakış açısı değişmedikçe, bu devam eder. Üst katlara çıkmadıkça bu devam edecek ve ısrarla söylüyorum. Biz gençlerimizi sanata, kültüre sevk etmedikçe 20 yıl daha düzelmez bu ülke. Bugün başlasak, 10 yaşındaki insanı eğitmeye başlasak 10 yıl. Ama 10 yıl sonra Türkiye refaha çıkabilir, rahatlayabilir. Keşke 10 yıl önce bu kadar büyük potansiyelli oy alan iktidar partisi sanat ve kültür politikasını biraz zenginleştirebilseydi, Anadolu'daki insanlara kültür sanatı götürseydi, bugün dağdan toplamazdık gençlerimizin ölülerini, kayıplarını. Bu kadar analar ağlamazdı. Sanat, kültür biraz bilinç aşılayan, sanat, kültür bilinç pompalayan bir dal. O noktada acaba diyorum hani, bilinçli bir toplum çok da siyasetin işine gelen bir şey değil. Acaba hani o yıllardır süre gelen, sizinle biraz zirve yapan sanatı öteleme meselesi bilinçli bir politika olabilir mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde genel olarak soruyorum. Sanatın bilinci zarar vermez. Ama eleştiri dediniz ya, mesela eleştiriyi sevmez siyaset. Hele şimdi hiç sevilmez. Evet, sevmiyorlar. Halbuki ondan feyiz almaya kalksalar, yani 5 yaşındaki çocuğun tavsiyesine bile bir kulak assalar, 20-25 yaşındaki bir tiyatrocunun ya bunu yanlış yapıyorsunuz, niye polis bizi copluyor lafını bir önemseseler, yani ne var, ne yapıyor ki? Fikrini söylüyor. Bu fikrini söylerken küfür etmedikçe sen onu dinlemek saygısını göstermelisin. Ha, bakış açısı bu, değişmiyor. Tamam, peki ben de artık ciğerimi daha fazla yedirtmek istemedim açıkçası. Çok büyük infiallere rağmen, reddetmelere rağmen arkadaşlarımın gözü yaşlı halini görerek ben de çok gözüm yaşlandı. Çok üzüldüm. Ama Allah'tan bir tiyatro kökenli arkadaşımız geldi. Çünkü başka bir şey de olabilirdi.
O tiyatro kökenli arkadaşımız da büyük bir jest yaptı. İlk gün beni ziyaret etti. Muhsin Ertuğrul'un ve senin yolundan gideceğim abicim dedi. Merak etme dedi, projelerine sahip çıkacağım. Hiçbirini yarıda bırakmayacağım. Ve şu anda çok iyi gidiyor, iyi başladı, çok insanca başladı. Ben de ona bir iki tavsiyede bulundum. Sanırım o tavsiyelerimi de tutuyor, saygıyla sahip çıkıyor. Evet. Umarım tiyatro güzel günler görür. Benim yapamadıklarımı Suha yaparsa ben yapmış kadar sevineceğim. Evet, zaten uzaktan olunca da sorunları görmezden gelmemek gibi bir lüksü olmuyor sanatçıların. Buraya davet ettiğimiz hani sanatçılara hep şunu, siz de söylediniz, sanatçı muhalif olmalı evet. diye bir duruş var. Yani o muhalif duruşu biraz aslında eleştirel olmalıyla değiştirmek lazım. Muhalif olunca ha itici geliyor. İtici geliyor, antipatik geliyor. Peki. O bizim için de aslında geçerli o Erhan Bey. Yani muhalif basın dediler mi ben biraz iğreti olurum. İtici oluyor evet. Muhalif dediğiniz angaje olmuştur. Karşı yani. Koyan. Tabii. Yani muhalefet partilerdir. Biz muhalif falan değiliz. Buraya bugün Erhan Yazıcıoğlu geliyor. Yarın başka bir geliyor. Tabii. MHP geliyor. BBP geliyor. DDP geliyor. Yani bu hepsinin birden yanında olmak gibi durum olmaz. Biz olanı vermekle mükellefiz. Sanat da aslında biraz onu konuşalım. Yani oyunlarla ülkenin halini, durumunu ortaya koyması açısından özellikle tiyatro çok önemli bir yer tutuyor. Bu görevini icra edebiliyor mu? Yani muhalif olmak değil, tekrar söylüyorum, eleştiriler olmak. Ülkenin halini, pürmelalini ortaya koyabiliyor mu? Şimdi eğer yaptığımız iş sanatsa bunu bu şekilde sınıflamamak gerekiyor. Evet, muhalif adını unutuyoruz. Eleştiren, sanat eleştiren bir unsurdur diyelim. Ancak yola çıkarken ben repertuara bakarken eleştirdiğim noktaları çözmeye çalışarak oturdum koltuğa. Neydi eleştirdiğim ve İstanbul halkının eleştirdiği? Özellikle topluma bir şeyler versin şu oyunlar diye yola çıkmadım. Repertuar çok zayıftı. Hep eften püften oyunlar oynanıyordu. Klasiklere ihtiyaç vardı. Yerli oyunlara ihtiyaç vardı. Ben seçimimi yaparken İstanbul seyircisinin ya da Türkiye seyircisinin kültürel açıdan eksikliğine bakarak oyun seçtim. Shakespeare'in şu oyunu İşte çok iyi eleştirir, bugünkü iktidara da şu iki cümle gönderme yapar diye seçmedim. Bu böyle olmaz. Bu böyle seçilemez. O zaman tamamen tek taraflı olursun. Yani ben Kerbela'yı koydum ilk önce. İlk getirdiğim oyun Kerbela'dır. Ankara'da uzun süre oynayan Emel Mescid'in yönettiği. Civali Karakolu'nu koydum. Bir eksiklikti. Alaturka bir klasik olarak. Rahmetli Necat Uygur. Necat Uygur'un ondan önce aklımıza... Muammer Karaca. Evet. Ve o arada ben Uygur kardeşleri aramıştım. Babanızın bir teksti var mı? Bana beni yönlendirir misin? Bana yolla. Hemen yolladı çocuklar. Necat abinin bütün tülahatlarını zihniye devrettim. Yani o oyunun Fransız komedisidir onun aslı. Öyle oynansa bir anlamı kalmayacaktı. O yüzden Necat abinin esprileriyle döşedik, yola çıktık. Zihni de Muammer Karaca hayranıdır. O da ondan bir iki bir şeyle yola çıktık. Ondan sonra Gorki koyduk. Ondan sonra bir Shakespeare daha koyduk. Bir Çehov koyduk. Eleştiriler var mıydı? Turgut Özakman gayet tabii ki. Yani istersen mesela bir cümlenin altında der ki 50 yıllık tiyatrocunun bilmem nesi diyebilir. Ben bunu alınacak mıyım? Alınmayacağım. Ya da İngiltere şövalyesinin işte bilmem merakı şöyle sanata bakış açısı çok zayıftı deyince alınacak mı birileri? Hayır. Böyle bir seçim yapılmaz. Sanat bir organize bir iştir. O yüzden oraya Turgut Özakman'ı da koyduk. Aziz Nesin'i de koyduk. Necip Fazıl'ı koyduk. Ben yönetecektim. Yönetemeden yolda kaldı. Bir başka arkadaş yönetir artık. Sonra bu sene barış temasıyla yola çıktık. Barışı öven, savaşı yerden yere vuran oyunlar seçtik. Bunlardan bir tanesi de Arthur Miller'ın Hepsi Oğlumdu oyunuydu. Savaş karşıtıydı. Orada da oynayacaktım. 30 yıl önce oğlunu oynamıştım. Bu sene babasını oynayacaktım. Yani asıl suçlu adamı
hepsi oğlumdu, tiradını atan adam oynayacaktım. Onu da kaldırdım. Neden kaldırdım? Gider ayak kendine oyun koydu demesinler diye kaldırdım. Şimdi bütün bu hassaslıkları koruduğum sürece ve kapımı kapatmadığım sürece, ki Muhsin Ertuğrul kapısını kapamazdı, ben de onun kötü bir taklidiyim. Kapımı hiç kapatmadım. Gençlere kucak açtım. Bugün bak bir sürü genç çocuk oyunu yönetiyor. Bir sürü genç oyun yönetiyor, büyük oyunu. Ali Gökmen Altuğ bugün oyunun oyununu yönetiyor. Çok zor bir oyundur. Ve öbür hafta çıkıyor. Kemal Kocatürk Fehim Paşa Konağı'nı yönetiyor. Ve bütün bunlara Suha sahip çıkıyor. Çünkü tiyatro düşünüyoruz. Başka bir şey düşünmüyoruz. Siyaseti sokmadık tiyatronun içine. Bir ansabl olsun dedik, bir karışık bir çorba olsun dedik, tüm sebzelerden oluşan bir çorba olsun dedik. Yoksa yani beni buraya getiren AK Parti Belediyesi, benim Cem Azuvel evvelimi bilmiyorum. Gayet tabii ki biliyor. Ama adamlar, bu adam tiyatroyu bilir ve ayağa kaldırır diyerek beni seçip getirdiler. Şey oldu mu size karşı mesela? Ya AK Parti şimdi bir kabul etmek lazım. Yani toplumda fena bir keskin bir bölünme söz konusu. Evet. Toplumun her katmanında var. Bu gazetecilik sektörü böyle oldu. Toplum zaten böyle oldu. Bir kurum, kuruluş, herkes. Sanatta da böyle bir ayrışma var mı? Bunu sorarken içimden sanatta aslında genel bir eleştirel, muhalif demiyorum yine. Eleştirel bir duruş olduğu için genelde aynı bakış açısı içerisindesiniz. Ya Erhan Bey'i de işte AK Partili bir belediye getirdi deyip bir... İlk aylar oldu. Ön yargı oldu. Tabii ki oldu. Hatta bana yolda çemkirenler oldu. Yandaş mısın, bilmem ne misin diye. Hiç cevap vermedim bunlara. Ben işimi yaptım. Ben işimi yaparım dedim. Ne olacaktı mesela? Yani AK Parti sonuçta atamayı yapan orası. Kim gelse sıkıntı. Yani sürekli Necip Fazıl mı oynayacaktık? Eğer böyle bir şey olsaydı... Haklılar. Böyle bir baskı da gelmedi bana. Ben çünkü Nazım Hikmet de koydum. Necip Fazıl da koyuyordum. Yani ve bu konuda gerçekten bir yönlendirme gelmedi. Bunu açıkça söylüyorum. Yani bizi o anlamda kösteklemediler. Ha böyle çok yandan ya hocam hani şöyle de olsa şunu da şey bakarız zamanı var deyip saygılı bir biçimde geri çekildiler. Yani bunun da Sezar'ın hakkı çizelim. Sezar'a. Evet. Şeyi hani tiyatro, hani biz ilkokuldan hatta daha doğrusu ortaokuldan beri bize şu tartışma hep kafamıza gelir. Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir denir. Bana öyle geliyor ki hani ne olur hani ukalalık kabul etmeyin. Böyle bir toplumda sanat hakikaten toplum için olmalı. Çünkü başka bir Erhan Bey şey kalmadı. Başka bir kanat kalmadı. Yani evet. Gazete işte bakın burası var. Başka tabii. Yok kabul edelim. Yani bir ikinci bir kanal bulamazsınız belki. Sanatçıların ağzına bakılıyor, söylediğine bakılıyor. Bir de sanatçılara şey gözüyle de bakılmaz. Yani Erhan Yazıcıoğlu hangi görüşten olursa olsun oynadığı oyunla toplumun tabii. Bütün kesimi tarafından sevilir. Tabii. Ya da başka bir sanatçı. Geçen Orhan Bey buradaydı. Orhan Alkan. Bu noktada acaba diyorum hani bu hassasiyeti yeterince gözeten bir sanat anlayışı var mı şu anda? Mesela siz oyunlarınızı Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, Şırnak'ta oynamak gibi bir hayaliniz, idealiniz oldu mu? Var mı? Böyle bir şey olabiliyor mu? Geçen hafta Ağrı'da çocuk oyunu oynadık. Mesela ya benim dönemimin kararları içindedir. Ağrı'ya gitti. Giderken de eli kolu dolu gittik. Ben gidemedim o ara kargaşa yüzünden gidemedim. Yoksa çok isterdim. Bunun dışında davet edildiğimiz her yere gitmeye çalışıyoruz. Ve tüm masrafı belediye görüyor. O anlamda da destek vardı. Bundan sonra da böyle olacaktır. Gelelim sanat sanat için. Daha çok sanat toplum için. Çünkü artık toplumun sarılacağı bir eleman yok. Sanat ve kültüre sarılmalı halk. Böylelikle ve halkı da ayrıştırmadan. Yani başı kapalı, mini etekli. Yok böyle bir şey. Benim tiyatro seyircimin potansiyeli 1,5 yıldır ilk kez tiyatroya gelen başı bağlı kardeşlerimiz tarafından da izlendi. Shakespeare de izlendi. Sahnede Baby Doll'le de insanları gördü. Aa, yapmadılar. Yani sadece o sanat için
toplum için yapılan bir işti. Sanat, sanat için de yapılabilir. Ama sanat bizim ülkemize uygun olarak konuşmak gerekirse toplum için yapılmalı bence. Onun dışında bir genç kadın sanatçı arkadaşımız fahişe oynamayacak mı? Fahişe oynadı diye fahişe mi olacak? Bir, ben imam oynayamam mı? Gerici bir adam oynayamam mı? Kubilay konmuştu yıllar önce sahneye. Orada en iyi oynayan o kötü niyetli imam rolünü oynayan aktördü. Olağanüstü oynuyordu. Şimdi o adam ondan etkilenecek mi? Ya da toplum çok iyi oynadı kötü adamı diye etkilenecek mi? Yok böyle bir şey. Göstermek lazım ama. Gayet tabii ama işte artık şeyi her şeyi kör kör parmağım gözüne değil. Halka kültür sanatı yavaş yavaş vermeliydik ki bu ayrımı yapsın. Ama biz yıllardır önemsemedik. Yıllardır sanatçıyı baş tacı etmek bir kenara ortalıkta bıraktık. Yani neredeyse asgari ücretle insanları çalıştırıyoruz. O zaman nasıl toplumun üstüne çıkacak bir sanatçı? Sanatçı. Ben ilk tiyatroya girdiğim zaman babam harçlığımı yükseltmişti. Sanatçısın, otobüse binme demişti. Ya baba saçmalama, figüranım ben, ne sanatçısı demiştim. Düşünün, o bilinç olmalı. Sanatçının bir ayrıcalığı olmalı. Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi. Bugün bir tiyatro sanatçısı, her tiyatro sanatçısının birer villası var. Ayrıcalıklı derken toplumdan uzaklaşma değil tabii bu. Yani. Gayet tabii. Çünkü malzemesi toplum. Gayet tabii, bir seviye üstü olmalı ama. Yani halkın içinde ama bir seviye üstü olmalı. Yani geçim derdi olup da bir şeyleri tercih etme gerektiğinde maddesel bir tercihe muhtaç edilmemeli. Yani. Evet, ne yazık ki tiyatro dışında, tiyatro sayesinde beslendiğimiz noktalar bize daha çok kazandırıyor. Bu da bir tehlike. Evet. Halbuki ben 1,5 yıl önce Sayın Başkan'la konuşurken Kadir Bey'le, yani lütfen dedim net 7.000 lira yapın maaşı. Ne sağlayacak dedi. Dışarı daha pahalıya gidecek sanatçılarımız dedim. İş yükselecek ve tercihini önce tiyatrodan yana kullanacak. Çünkü o 7.000 lirayla kirasını verip mutfağını halledecek. Ama bugün 3.000 lirayla halledemiyor. Yavaş yavaş dedi, yavaş yavaş. Bu meclis işi, büyük iş ama yavaş yavaş inşallah demişti. İyi niyetlerinden kuşkulanmıyor. Ancak yapabilme kapasitelerinde problem var. Bir baskı var. Yani tiyatroya, sanata, ne bileyim AKM'nin bütün binasının üstüne TRT bir reklam panosu asmamalı. Asamamalı. Orada Atatürk Kültür Merkezi yazan yere o afiş asılmamalı. Yani TRT'dir, büyük bir kurumdur. İstediği her yere o afişi asabilir. Yani bunlar küçücük şeyler ama gerçekten takdir ya da tekdir edilecek şeyler. Şey var mı? Yani sanatçıların hani toplumdan biraz uzak olduğu ya da belli bir ideolojinin etkisinde kaldığı eleştirileri var. Yani şu an iktidarda bir parti var. Sanata belki çok fazla önem vermiyor. Hani siz spesifik olarak belki belediye başkanlığını ayrı tutuyorsunuz ama acaba tabanın bu konuda sanata, sanatçıya bakış açısının bunda etkisi var mıdır? Mesela bir Gezi olayı yaşadık mesela. Evet. Orada sanatçıların çok önemli bir kesiminin Gezi'ye desteği oldu. Evet. Bu hani bu desteği siz nasıl buldunuz? Bu destek acaba o tabanla sanat camiası arasındaki uçurumu artırdı diyebilir miyiz? Ama işte taban dediğin hangi taban? Bir siyasi, şu an iktidar olan partinin hitap ettiği taban. Ha, diğer taraf, diğer %50. İşte orayı önemsemiyor. Zaten sorun oldu. İşte bunu buluşturmalıydı bence. Bunu buluşturmalıydı. Çıkıp o çocuklara sarılmalıydı. Bir dinginleşin, bir sakin olun. Bir gelin. Hepiniz evladımsınız. Lafa gelince ediyorlar. Herkes evladımız, herkese eşit mesafedeyiz diyorlar. Hadi göster bana. Bana bu barışı göster. Affedici ol. Dedim, yani iki tweet atan arkadaşımızı kadroya alamıyoruz. Gençlikti, çok gençti o dönemlerde bu insanlar. Bugün 30 küsür yaşlarındalar. Gelin bunları affedin. Elimizi kolumuzu bağlamayın. Bunlar özgürce işini yapsın. İşini yapan adam sağa sola saldırmaz. O yüzden ben gelir gelmez her arkadaşımın ikişer, üçer oyunda görevi var.
tamamen tiyatroya kafalarını verdiler. Bir lehte bir süreç yaşandı. Gel bizi sar sarmala. Kimse sarıp sarmalamadı. Ve ben bu kararı vermek zorunda kaldım. Arkadaşlarımın baskısına, üzüntüsüne rağmen. Evet. Bir şeyiniz var mı bu anlamda? Hani memleketin pozisyonu, memleketin durumu şimdi yeni bir şey de değil. Belki her iktidarda spesifik olarak bakış açısı bir dalgalanma gösteriyor olabilir. Dediğim gibi hitap ettiği kesimin bakış açısına siyaset böyle bir şey maalesef. Yani çok kolay yön değiştirebiliyor. Bunu şu anda çok zirvede de yaşıyoruz. Bence de şahsi olarak hani sanatın, kültürünü, sanatçının birleştirici rolü olduğunu düşünüyorum. Sanatçıların da acaba biraz şeyi var mı size göre? Hani geçmişten de gelen, şu anda da zirve yapan, toplumu ayırma lüksü var mıdır mesela? Biz şunları da duyduk bir dönem. İşte benim oyunlarıma şu gelmesin, şunlar, şu ideolojidekiler gelmesin. Böyle bir bu devam yok. Ediyor mu? Böyle bir hakları yok. Olabilir, oldu. Ama böyle bir hakları yok. Sanatta ayrımcılık yapamazsın. İnsan ayrımı yapamazsın. Toplumu ikiye, üçe, beşe bölemezsin. Zaten hep bu fanatizmden de gelen, oradan da beslenen bir konu bu. Çok detaylı bir konu. Herkesi aynı fikre sevk edemezsin. Ama saygıya sevk edebilirsin. Eleştirisini usturuplu yapmaya sevk edebilirsin. O bana gelmesin, bu gelmesin, o benim fikrime aykırı. Hayır, bilakis o aykırı fikir gelsin, beni ikna etsin ya da ben onu ikna edeyim. Yani savaş böyle yapılmalı. Bunun adına da savaş dememeli. Barışma girişimi demeli. Nasıl muhaliften vazgeçtik, eleştiri dedik. Burada da gerçekten bir barış girişimi olmalı. Ben bu konuda elimden geleni yaptım ve gene yaparım, gene yapacağım. Tiyatrodan kopmayacağım. Tiyatroyu da benden koparamazlar. Ölene kadar sahnede olmaya devam edeceğim. Zaten daha 2-3 gündür evde oturuyorum. O anlamda bir sürü teklif geliyor. Ama diyorum beni bir bırakın, bir 5-10 gün ben bir kafa dinleyeyim, bir kafamı toparlayayım. Ne yapacağıma karar vereyim diye bekliyorum. Erhan Bey, bir de şu var. Hani bu toplumun duyarsız olduğuna dair, bu toplumun hassasiyetlerini kaybettiğine, biraz menfaatçi baktığına dair eleştiriler yapılıyor. Felsefe, psikoloji, siyaset analizi hepsinde var. Siyasetin de bu damarı keşfedip istediği gibi yönlendirebildiği algıları, analizleri yapılıyor. Bunda da en büyük argümanlardan birinin diziler olduğu söyleniyor. Mesela dizi toplumuyuz biz. Açıkçası mesela Can Dündar'ın tutuklandığı gün önemli bir dizi vardı. Bir gazeteci dedi ki bakmayın böyle yalnız oturduğuna, milyonlar arkasında dedi. Ben de dedim ki hiç de milyonlar arkasında değil. Milyonlar şu an şu diziyi izliyor dedim. Ben izlemiyordum ama. Evet. Şimdi bu sanatçıların böylesine bir sektöre kayarak, valla kusura bakmasınlar da hani dizilerde de konular böyle hiç suya sabuna dokunmuyor. Hep aynı şeyler döndürüp döndürüp duruyor. Tiyatroya göre çok daha bayağılaştı. Yani tiyatronun yeri ayrı. Acaba sizin söylediğiniz maddi sebeplerle mi biraz dizilere kayma oldu? Gözlerini kamaştırdı bu dizi tiyatro oyuncuların? Tabii yani maddi bir rahatlık, o anlamda bir menfaat tabii ki var. Ama sanatçı da rahat yaşamak zorunda. Yani sanatçı artık cebinde para yoksa ne düşünebilir? Ne yapabilir toplum için? Kim için? Toplum için. Toplum için ne yapabilir? Ve de seçme hakkına da sahip değil. Ben bu dizide bu lafı etmem. Ya da ben orada hacı hoca oynamam. Oyuncuysan oynayacaksın. Kadını da oynayacaksın, erkeği de oynayacaksın. Öyle bir ayrım da yapmak lüksüne de sahip değil. İşte burada şu geliyor. Eğer sen bu sanatçıya normal yaşayacak kadar bir ücret verebilsen, toplumun bir gıdım üstüne çıkarabilsen, belki de bu seçimi yapacak senin sanatçın. Belki de seçme hakkına sahip olacak. Şimdi öyle bir hakkı sahip değil bir. Bu diziler seyrediliyor. Evet. Halk bir yerde uyutuluyor diyelim. Aynı şeyler zerk edilerek, aynı konular, aynı insanlar. Neredeyse replikler aynı olacak yani. Tabii bütün eski Yeşilçam filmlerinin senaryoları devinim halinde çıkıyor ortaya.
Bir tek oynayanlar değişiyor. Belki biraz diyaloglar değişiyor. Suya sabuna dokunmamaya özen gösteriliyor. O zaman yaptığımız iş sanat mı oluyor? Biraz sorgulamak lazım. Yeşilçam dediniz, valla hakkını yemeyelim. O dönemlerden hani Kemal Sunal'ın, rahmetlinin filmlerine gülüyorduk belki ama becerebilenler için düşündürücü şeyleri mesaj de çok, var. Tabii çok vardı. Ve hala tutuyor. Toplumun halini ortaya koyan bu kadar net filmler ben koyulduğunu düşünmüyorum. Mesela hep söylerim, Namussuz Namuslu filmi, ben de hayranıyımdır Şener Şen'in o filmi. O evet. Dönemin toplumsal çok. Genetiğini ortaya daha net bir şey koy. Çok. Banker Bilo filmi, evet. Toplumun bakış açısı. İroni vardı. Şimdi yok gibi. İroni yani. Vardı, çok başarılı ironi vardı. Bu ironi bugün yapılamıyor bile, ironi bile yapılamıyor. Evet. Halbuki hatırlarsan Muammer Karaca, Neşat Uygur, Vasfı Rıza Sobu... den yola çıkarak Münir Özkul, Dümbüllü, bunlar devlet başkanlarını eleştirirlerdi, evet. Ve devlet başkanları en önde oturur, göbekleri fırlata fırlata gülerlerdi. Kimse, rahmetli Süleyman Demirel, evet, o anlamda çok hakikaten eleştiriye çok açık bir, evet, isimdi. Evet, bize de Keşanlı Ali'ye de gelmişti ben oynadığım dönemde. Önder Bali orkestra şefiydi. En önde oturuyordu Sayın Demirel. Şeyle şakalaştı, Önder Bali ile şakalaştı. Ne bileyim, Erdal İnönü kulisimize kadar gelmişti. Özal gelmişti. Plastik Show'u hatırlarsınız. Tabii ki. Orada tabii ki. Ne kadar tabii yoğun ki. Eleştiriler olurdu. Tabii ki. Ve rahmetli Özal da kendi Plastik Show'unu canlandıran, evet, ses veren kişiye de gayet güzel sohbetleri, muhabbetleri bak, olmuştu, hatırlıyorum. Şurada şunu da hatırlatmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Bir yerde paylaştım, burada da paylaşayım. 4-5 yıl önce tiyatromuz yıkılmıştı ve biz büyük bir yürüyüş yapmıştık. Tiyatro yıkılamaz, Muhsin Ertuğrul inkar edilemez diye. Ve belediye başkanı o zaman yine Kadir Bey'di. Bak dedi, daha iyisini yapacağım, söz veriyorum dedi. Adını da Muhsin Ertuğrul koyacak mısınız dedim. Evet koyacağım dedi. Ve aradan 1-1,5 yıl geçti. Gerçekten daha güzel bir bina yapıldı. Adını da Muhsin Ertuğrul koydu. Ve ben çıktım, bükemediğimiz bileği öpüyorum. Sözünü tuttuğu için kutluyorum Sayın Başkanı dedim bir yemekte. Onların da olduğu bir yemekte. Açılış geldi. O zaman Sayın Erdoğan Başbakan'dı. Açılışa geldi. Sahneye çıktı, yanında kimse yoktu. Ve dedi ki, bu tiyatro benim değil, sizin. Niçin beni yalnız bırakıyorsunuz dedi. Yani ben süreci anlatmaya çalışıyorum. Hmm. Sayın Erdoğan'ın değişim sürecini de anlatmaya çalışıyorum. Ve ben şöyle baktım, o arada Ayla Algan, Dilek Türker yöneldi sahneye doğru. Dedim, arkadaşlar, başbakan çok doğru söylüyor, bu tiyatro bizim, hadi kalkın dedim. Ve biz 15-20 kişi, benim jenerasyon özellikle, kalktık, sahneye geçtik. Çok sevindiler. O zaman Nimet Çubukçu da devlet bakanı mıydı kadından sonra, o da vardı. Aileden sonra. Evet, biz merdivende bizi karşıladı, tokalaştık, başbakanın yanına geçtik. Hatta ben arkasına geçip o her zamanki sıcaklığımla, bugün bodyguardınız benim, merak etmeyin Sayın Başbakanım dedim. Oradan buraya diyorsunuz. Bak şimdi. Daha sesimi yeni algılamıştı. Daha dönüp yüzümü görmemişti. Yeminle söylüyorum sana. Sağlığın nasıl dedi bana. Yani çok zeki. Keşke yanlış yönlendirilmese. Keşke biraz daha sakin, dingin olsa. Yanında çok daha fazla kişiyi bulabilir. Ve birileri... Ya da kendi sanattan zarar gelmeyeceğini, sanatçıdan zarar gelmeyeceğini, alt tarafı bir iki eleştiriyi de kale alması gerektiğini keşke algılansa, keşke birileri uyarsa ve biz de Türkiye'de sanatın her bölümü, romanından baleye, operasına kadar her bölümü rahat ve güvenli bir biçimde yapabilsek. Bu daha çok kişiyi bulabilir sözünüze de örneği açık ve net verdiniz. Bir cümlesiyle bizi oraya, evet, alabildi dediniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir manşet vermişsiniz. İzleyicilerimiz, dikkatli izleyicilerimiz
Onu hemen yazmışlar. Diyor ki bir izleyicimiz Erhan Bey, herkesi aynı fikre sevk edemezsiniz ama saygıya sevk edebilirsiniz demiş. Bence çok müthiş bir sözdür, evet, diyor. Onunla da kapatmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için. Kolay gelsin. Sağ olun. Kısa bir ara.